Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de. Evet, selamlar kardeşim. Diplere vurmuş yemeğimizin ve odun ihtiyaçlı evlerimizin manzarasında Dawn of Man'in yeni bölümü başlıyor efendim. Yemek bitti bu arada. Süt yok, ekmek yok. Bak, tahıl var ama bu tahıllar ne hikmetse, yani niye olduğunu bilmiyorum, ekmek yapılamıyor. Yoksa tahılım var. Çubuktan dolayı olabilir mi? Olabilir. Hemen şuraya bir çubuk toplama alanı atacağım. 6 tane yeterlidir. Çubuk olmadı ya. Çubukla şeyin bir alakası var mı ya? Kızak ve yük arabası azaldığı anda ortalık birbirine giriyor. Oyunun en başında da bunu yaşadık. Şuradan gelen saldırıda 15 adam kaybetmemin de bana güzel zararı oldu. Dur bakalım ya, toplarız herhalde. 3 kişi katıldı. %152 iş yükü var. Niye? Tarlaları hasat ettiğimiz için mi? O mamutlar bizim içimizden geçer mi? Geçmese de bizi çok da bağlamaz. Aa, geçiyor. Şu mamutları da bir halledelim. Şu arkadaşları da bir çözelim. Öldürüldü ne demek ya? Biz ne ara bu hale geldik ya? 10 numara ilerliyordu her şey. 38 olmuş. Ben bunu açayım mı ya? Açarsam şey, yağmacı saldırısı gelecek, ben biliyorum. Su gücü. Ne işime yarar bu su gücü benim? Vallahi artık battı balık yan gider. Riske girip açıyorum abi. Harbiden battı balık yan gider yani. Demir cevherine geçtik. İlk ihtiyacım olan demirci ocağı yoktu herhalde, değil mi? Şu kısmı kullanacağım. 3 yeterli. 3 tane de demirci fırını. Şöyle yaparsam daha mantıklı olacak. Aynen öyle. Alanında tamamını neredeyse kullandık bu arada. Şuradan demir madenini atabilirim abi. Şurada bir yerde. Hangisiydi o? Yani kırmızı olanlar demir madeni. Şu bir. Şuraya atarsam daha iyi olacak. 3. Şimdilik 3 tane yeterli. Bir şey diyeyim mi? Biz bu kadar büyümekle çok büyük hata yaptık. Biz bu nüfusu 80-90 kişide tutacaktık abi. Bu oyunda çok büyümek gördüğünüz üzere sıkıntılara el veriyor. Tarlaları bu sefer iyi oranda şey yaparlar diye tahmin ediyorum. İş yükü azaltınca şu anda havana ve ekmek yapmaya önem verdiler. O yüzden ekmeğimiz arttı. Güzel. Etimiz arttı. Balığımız arttı. Aynen abi, her şey iş gücü şu anda ya. Tabii ki demir malzemelerimizi yaptıktan sonra da her şeyin verimliliği artacak. Bizim için çok iyi olacak. Tamam, ekmek çıkmaya başladı abi. Şimdi demircilerimiz yapıldı mı? Yapıldı. Gelsin çelik. Hasatta 3. E bu da hasatta 3. Demirle Tunç'un farkı nereyiz? O zaman madem. Yani üretim farklılığı. Çeşitlilik yağmacı baskını. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. Nereden geliyorsunuz? Tabii ki artık yağmacılarımız da gördüğünüz üzere sağlam. Bak, şu adamda mesela örgü zırhı var. Ve oval kalkanlarla geliyorlar. Güzel bir kayıp vereceğiz belli. Ama bu tarafta da sağlam kulemiz var. Bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet, insanlarımız koşuyorlar şu an. Savunma yapmaya da bakalım ne kadar savunuyor. Yani temiz bir 15 kişi ölür diye tahmin ediyorum. Ama bir yandan kuleler var, bilmiyorum. Bakacağız artık ya. Ama bir temiz 15 kişi ölür abi. Yani 10 kişi ölsün. 10 kişi ölür. Çok kalabalık geliyorlar çünkü. Birazdan bir FPS turu oğlum. Ya çok kalabalık ve hani şu adamın elindeki çelik olabilir. Çok kalabalık ve çok donanımlı bir şekilde geliyorlar. Şu kapıyı da kapatıyorum artık. Abi haydi. Sen de dışarıda kal. Haydi bismillah. Duvar henüz kırılmadı. Kırıldı. Duvar kırıldı. İki kişi gitti. Dört kişi gitti. Oha, çok iyi. 6 kişi, 7 kişi öldü. Tamam. Sıkıntı değil. Bize problem yok. Çoğu da kaçtı zaten. Oğlum geri dönün de. Geri dön. Donarak ölecekler çünkü orada, ben biliyorum. O geldi. Hatta 2 bilgi puanı geldi. Bunu açıyorum ya. Çok merak ettim bunu. Ben, sanki bana çok bir faydası olacak bir şeymiş gibi duruyor. Vallahi çalışıyor. Bu beni sevindirir. Ya da bilgi puanı için 5 yapayım. 5.
Haydi bakalım. İlk su değirmeni geldi. Şimdi bu arkadaş 3 tane tahıldan 3 tane un üretiyor. Bu arkadaş da 1 tane tahıldan. Ha, bu 3 tane yapıyor, bu 1 tane. Oğlum çok güzel. Bak unlar deli gibi gelecek şimdi ha. Bak direkt kullanmaya başladılar. Mevzu mis gibi ilerler. Bak ne oldu? Bir anda ekmeğimiz 40'a fırladı. 13'e fırladı unumuz. Çok güzel. Tamam, en azından yemek sorununu çözdük. Yağmacı baskını ne ya? Yağmacı baskını ne ya? Gene yağmacı baskını, buyur. Tiplere bak. Tiplere bak. Var mı benim dışarıda adamım bu taraftan gelen? Şşşt, oraya gitme reis. Oraya gitme, orada seni üzerler. Şu tarafa doğru yürü. Orada seni üzerler. Başka buradan var mı koşarak gelen? Beni almadın oğlum, beni almadın diye bağırarak gelen var mı? Yok. Kapıyı kapatıyorum o zaman. Bir şey diyeceğim var ya, ben buraya çift kat duvar çekmeyi hala düşünüyorum bu arada. Kapattım. Şu köpek bizim mi? Değil. Okçular! Oğlum hepsinde mi örgü zırhı var? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Şuna bak, herkes mutsuz. FPS zortladı gene. FPS gene zortladı. Bunlar kaçıyor mu? Şurada kapıyı kapatayım mı ya? Kapatayım bence. 3 kişi öldü. 4 kişi öldü. 7 kişi, 9 kişi, 12 kişi. 10 tane köpek öldü. Oğlum şaka mısın ya? 275'e düştü. 275 ne ya? 290'lardan düştük. Zaten totalde şu an 270 kişiyiz. Burada demirlerimiz çıkıyor. Demir aletlerimiz çıkıyor. Şimdilik fena durumda değiliz. Şimdi kaç kişilik yerimiz var? 23 kişilik daha yerimiz var. Geliştiririz. Biri öldü. Evsizlikten falan ölmedi bu arada birisi. Eminim yani. Çünkü evleri dönüşümlü olarak kullanabiliyorlar. Yani birisi giriyor, ısınma sorununu çözüyor. Sonra o çıkıyor oradan. Onun yerine başka birisi girebiliyor. Haydi kardeş, haydi kardeş, evleri yapıverelim. Evleri yapıverelim abi. Tamam, kalan evleri de bence gönül rahatlığıyla geliştirebilirim ya. Geliştirdim. Vallahi bastım. Bir set daha duvar çekeceğim ya. Ben bu çılgınlığı yapacağım yani. Bu çılgınlığı yapacağım abi. Şöyle. Yani varsın, duvar yıkılmasını bir tık daha engelleyebilelim. Aa, duvarların şekilleri değişiyor. Ben bunu böyle yaptığım zaman. Ama buraya oluyor. Koyayım ve buraları da şöyle birer part daha. Oo, gerçekten çok güzel oldu. Tamam, yapılan kapıların diğer kapılarını da güçlendirebilirim şimdi. Bunları yani. Yap. Yap. O yapılmamış. Önce ay, hadi bakalım. Haydi bakalım. Yağmacı baskını buyurunuz. Ve güçlendirilmemiş taraftan mı geliyorsunuz? Aa yok, güçlü taraftan geliyorsun. Yeterli. Kapat kanka kapıyı. Yok, kapatma, vazgeçtim. Aç. Ver alarmı. Oğlum, gelebilecekleri en kötü yerden geldiler de bir şey soracağım. Sen ne yapıyorsun burada? Allah seni kahretmesin. Gitti vurdu. Gitti adama vurdu. Kafa attı adama. Kaç. Kaç. Şuraya doğru kaçın birader. Şuraya doğru kaçın. Siz. Siz. Şuraya doğru koşun. Onlar nereye gidiyor? Nereden? Ay, o adamları oraya göndermem. Hem onları öldürttüm, hem de bu arkadaşları bu tarafa yönlendirmiş oldum. Şaka gibi ya. Lan o taraftan gelselerdi çok iyiydi ya. Dönerler mi? Kapıları kapatıyorum reis.
Kapıları kapat. İnsanlarım ölecek. 3 kişi orada öldü. Şu sayının üstüne 3'e... Allah kahretsin. 34, 37, 40 kişi öldü ya. 40 kişi öldü. Tüccar geldi. Anıt taşlar veriyorsun öyle mi? Ama alacak çok da bir şey olmadığı için alacağım. 714. Et verebilirim. Biraz da balık vereyim sana. İşin görülsün. Hadi biraz da ekmek vereyim sana. Mızrak vereyim mi? Al. 14 tane de mızrak verdim. Anıt taşları da ben aldım kardeşim. Yapalım mı? Haydi yapalım. Ne yapıyoruz? Kurgan yapıyoruz. Kurgan. Bak şuraya mis gibi oturuyor cuk. Bilgi puanımız 18'i geçmiş bu arada. Örgü zırhı ver ya. Bana örgü zırhı ver. Şu insanlarımızı artık koruyalım yani. Örgü zırh da maşallah demirden yapılıyor. Anladım, en çok demir kullanacağız. Zincir zırh. Öyle demek daha doğru olur. Doğru ismi öyle çünkü. Ne alabilirim senden? Fırın. Düşük komisyon istiyor bu tüccar kardeşimiz. Deri zırhı da alırım. Demiri de alırım. Tunç orağı da alırım. Başka da bir şey almam. 697. Şu yünlü kumaşları da verirsem... Çok tehlikeli ticaret yapıyorum ha. Ve aşırı riske giriyorum her seferinde. Buralara fırın yapalım. Şuraya bir fırın. Şuraya bir fırın. Ve... İki fırın şuraya atar mıyım? Attım. 4 fırın 6 tane ateşin yerini tutar geçer bence. İlk fırın nereye yapıldı? Bana bir onu göster bir. Buraya yapıldı. Şimdi 2 undan 4 ekmek. Okey. Daha yüksek miktarlarda çıkarıyor. Aynı bunun gibi. Kuleleri kademeli olarak geliştirmem gerekiyor. Aynı zamanda buradaki platformları da. Oğlum. İptal et. Şaka mısın lan? İptal et. İptal. Aa dur. Ben bunları... Şşt, etkinleştir lan. Şaka mısın? Şu geliştirmeleri iptal etmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Ha. Görevi iptal et. Nereden geliyor reis bu yağmacı baskını? Güzel. Güzel bir yerden geliyor. Kapat. Oğlum... Bu nasıl bir teçhizat, nasıl bir kalabalık, şuna bak, full demir çelik silahlara, full. Demir çeliğin altını görmüyorum şu an. Neredeyse full örgü zırh. Örgü zırhımız var mı? Bir tane var, çok güzel. Çok güzel. 284 nüfusa bir tane örgü zırh, çok iyi. Alarmı çalmadık. Kapılar yeni yapıldı tabii değil mi? Onlar yeni yapılmadı ki. Bunların niye şeyleri kaymış? Geliyorlar mı? Şu diğer kapılardakini de kapatayım lan. Allah kahretmesin, dandik kapıymış bu. Bakalım çift kat duvar ve çift kat kapı bizi şu anda ne kadar kurtarıyor. Göreceğiz. Bakacağız. At burada kalmış. Oğlum sen kimsin? Şşt, deli. Kaçın oğlum, şu tarafa doğru kaçın. Onlar gider. Onlar gidici. Bir şey diyeceğim, sanırım insan ölmeyecek. O mu öldü? Nerede öldü? O şeydeki öldü değil mi? Nerede öldü? Oha, burada kim öldü? Çok iyi. Yağmacı saldırısını ya 1 ya 0 şeyle atlattım. 284'tü, 284. Çok iyi abi. Tamam. Çift kat duvar 10 numara işe yaradı. Şunların peşine düşün lan. Şunların peşine düşün be. Düşünsene onun peşine. İçinden geçtik adamların, içinden. İçinden geçtik adamların. Yıkılan duvar yok. Güzel. Bunlar nereye saldırdı abi? Sormasaydı. Kapıya saldırmışlar da canı da hani yarıya kadar gelmiş. Çok güzel oldu.
6 kişi katıldı yerleşimimize bu arada. Etti nüfusumuz 290. Her taraftaki önlerdekini geliştireyim. Sonra arkadakileri geliştiririm. Aa bak burada mesela 2 tane kule yıkılmış. Oo, yeni kulenin şekli güzel ha. Harbiden diyorum. Şöyle. Sadece aşırı maliyetli. Aşırı maliyetli. Yani 4 tane demir demek tanesine. Siz kafayı yemişsiniz. Nüfusunuz 300 oldu. Teşekkürler. Şunun yanına 2 tane taş ambar atabilir miyim? Taş. Şundan şöyle atarım. Tüccar geldi. Merhaba tüccar. Yeraltı madenciliğini alabilirim. Düşük komisyonlu. Çok iyi. Çok iyi. Şunu ver. Demiri ver. Bunu ver. Bunu ver. Bunu ver. İçimizden geçecek bu adam şimdi. Varımızı yoğumuzu alacak şimdi, ben biliyorum. Ben biliyorum. Şöyle ben de veriyorum. Ne yapıyorum? Şey 957, 957. Ver abi yeraltı madenciliğini. İş gücü %120'lerde. Tarla ekerken %120'lerde. Derin demir madenlerimizi yaptığımıza göre müsaadenle kardeşim, bu bölümü burada tamamlıyorum. Videoyu sevdiysen kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsan çok sevinirim. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz bir sonraki bölümde. O zamana kadar hoşça kal.